Tabii bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Kendi seyircimizin önünde maça çok iyi başlayıp iyi götürüp golleri bulup kazanmak istiyorduk ama bugün öyle olmadı nitekim. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Yeterince pozisyon da üretemedik ilk yarı özellikle. 0-0 dengeli geçen bir maçtı. Tabii ki daha iyi olmamız lazım. Bunun da farkındayız ama herkes biliyor ki Fenerbahçe tarihinin gerçekten belki en zor, en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Yani kulüp başarısı açısından hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz. Herkes bunun farkında. Tabii bunun da vermiş olduğu bir üzüntü, bir baskı olabilir takım üzerinde ama bunları yenip çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım taraftarlarımıza. Onlar bize koşulsuz şartsız her maçta, her mücadelede sonuna kadar destek veriyorlar. Bugün de yine stadı doldurmuşlardı. Ama ikinci yarı biraz daha iyiydik aslında. Pozisyonlar da üretmeye başladık. Son 15 dakika kala gerçekten çok kötü bir gol yedik. Top bizdeyken çıkarken kaybedip bir gol yedik. Ama önemli olan o golden sonra kısa süre kalmasına rağmen o dönüşü yapabilmekti. Bugün bunu gerçekleştirdik taraftarlarımızın da desteğiyle. Önemli olan kazanmaktı bugün. Maçın başında da bunu konuşmuştuk kendi aramızda. Sivas takımı da iyi mücadele etti gerçekten. Zaten bizim buraya gelen veya deplasmana gittiğimizde bütün ekipler, bütün takımlar bize karşı çok ayrı bir motivasyonla oynuyor. Bugün de yine öyleydi. Hakikaten iyi mücadele ettiler. Biz de dediğim gibi son 15 dakika golden sonra özellikle hakikaten iyi bir geri dönüş yaptık. Önemli olan kazanmakta. Bugün bunu başardık. İnşallah önümüzdeki haftanın Karagücü maçıyla daha iyi futbolla iyi bir galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu an büyük bir bireysel performansı da sıralandı. Bu tabii ilk takımda ama bir de içinde olduğu bir pozisyon var. Ceza sahası içinde bir hayli tartışıldı. Hakan Kalif de çok fazla itiraz etti. En yakından değerlendirecek kişi sensin. Tabii ki de bireysel performansımız şöyle takımımıza katkı sağlamak için herkes sahada. Bütün arkadaşlarım bunu düşünerek sahaya çıkıyor. Ben de öyleyim. Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Bugün de herkes elinden geleni yaptı. Ben de elimden geleni yaptım takımım için. Bu maçın içerisinde ufak tefek hatalar elbette ki oluyor. Tabii kolay değil. İçinde bulunduğumuz durum gerçekten hepimiz açısından zor bir durum. Ama önemli olan neticesinde kazanmaktı. Bugün bunu başardığımız için mutluyuz sonuç olarak. İçerisinde bulunduğum iki pozisyonla ilgili de şöyle söyleyebilirim. Bana göre maçın içerisinde olabilecek itiş kakışlar. Rakip takım da benim şu an vücudumda 3-4 yerim ağrıyor. Yani bize de yapılan darbeler, müdahaleler oldu. Çok ben abartacak pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk pozisyonda, ilk yarıdaki pozisyonda futbolcu zaten kendini ön tarafa doğru atıp topa vurmak istiyor. Biraz itmiş gibi görünüyorum ama sadece arkadan elimi koydum o kadar. Onun dışında ikinci yarıdaki pozisyonda da belki de saniyenin onda biri bir. Yani bir elim sadece dokunup çekiyorum. Herhangi bir baskı yok, bir itme yok. Dediğim gibi bence futbolun içinde olabilecek temaslar bunlar. Zaten sahanın içerisinde 4 tane hakem var. Varın başında hakemlerimiz var. Herhangi bir ihlal olsaydı bence karar verilebilirdi yani. Faul veya penaltı yönünde. Yani öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecimde olduğu gibi formayı ilk üzerime geçirip sahaya çıktığım itibariyle sonuna kadar bana destek oldular. Aynı şekilde takım arkadaşlarımıza ve takımımıza da. Onların varlığı, desteği bizim için çok önemli. Zaten sahada ayakta kalabiliyorsak şu zor şartlarda eğer sahada ayakta kalabiliyorsak gerçekten onların varlığıyla oluyor bu. Milli takım konusunda da ben uzun zamandır aslında bekliyordum. Yani Malatya Spor'da oynadığım dönemde de beklentim vardı. Bu kampta da olabilir miydi? Olabilirdi ama çağrılan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de çok kaliteli futbolcular. Onlara da saygımız sonsuz. İnşallah milli takım hepimizin milli takımı. Sonuna kadar başarılı olmasını gönülden isterim ben. Hakkımızda hayırlısı inşallah günü geldiğinde bize de nasip olur milli takım formasını giymek. Teşekkür ederim.